Herkese merhabalar değerli arkadaşlar, canlı seans odasından. Dün bir ara 30 endekste önemli bir seviye olarak bahsetmiş olduğumuz 18.125-150 bölgesi satış için gördüğümüz aralıktı. Bu sabah gördüğünüz gibi açılışta da tabii ki sonrasında yukarı bir hareket oluştu. Bu noktada önemliydi. Yani bu bölgede aslında biz neden satış bölgesi olarak bahsediyoruz? Çünkü HDTR'ye baktığımızda burada gördüğünüz gibi önemli bir seviyeye ulaştığı için HDTR'de hemen şöyle bir HDTR'yi alalım. Günlüğe gireceğiz. Günlükte hemen ben size bir noktayı göstereceğim. HDTR kaçı görmüş? 6900. Hemen bakalım. Bakın. 4150-6900. Yani gün içinde 7150'yi gördü. Bu sarı bölgeden çıkamadı. Yukarı gidemedi anlamına geliyor. 4250'ye kadar geri çekilebilir. Yani bunun anlamı nedir? Baktığımızda şu an için yani şu dakikadan itibaren 118'e baktığımızda 4200 desek yani 2000 puanlık bir marjdan bahsediyoruz aşağıya. Satış yönlü bir marj ihtimalinden bahsediyoruz. Bugün olmadığı takdirde büyük ihtimalle yarın bu hareketin oluşmasından bahsedeceğiz. Hemen buradan ben 1 dakikalık 5 dakikalık grafiklere dönerek size şöyle bir gün içi ne durumdayız onu yorumlamaya çalışayım. Evet. Şu an gördüğünüz gibi hemen tabloyu kapatayım. Çok da fazla kafanızı karıştırmamak adına şöyle alttakileri de kapatıyorum. Bu EDTR'yi de kapattım. Şimdi bakın bugün dünkü kapanışı baz aldığımızda ekranda bir sorun oldu da. Evet. Dünkü kapanışı baz alıyorum ve size dün 118.725 kapanışını aldık. 118.725 kapanışını aldık arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bugün 119.125 en yüksek. Kaçı görmüş bugün açılış sonrasında sabah? Direkt kafadan aşağıda açmış. 18.100'e kadar gelmiş. Bakın kırmızı bölge günün ilk kırmızı seviyesi 18.325 gördüğünüz gibi. Kafadan direkt 18.125'i görmüş. Sonra 18.125, 18.500, 18.700 o arada gitti. Yani alıcılı tarafa hiç geçmedi bugün. Hep böyle bugün sürekli satıcılı tarafta. Ve 18.325 bakın görüyorsunuz. 18.325 bakın burası satıcılı bölge demek. Yani bölgesel pembe aldık. Yani buradan itibaren kapanış burada. Yarım saat burada kapanış görelim veya kapanışların yavaş yavaş burada olmaya başladığını görelim. Ciddi bir satış gelecektir. Dolayısıyla bu da bize gün içinde en yüksek görülen 118.800'ü düşündüğümüzde ortalama 1500-1600 puanlık bandı düşündüğümüzde aşağıda 18.325'in yani şu seviyenin kırılabileceğini ve kırılmasıyla birlikte ilk etapta nereye gelebileceğini 117.725 hemen bakalım 117.725 117.325 yani 118.325'in kırılması diye %85-90 ihtimalle diyoruz ya 117 ikinci kırmızıya doğru gelebilir. Bunu gün içinde izliyor olacağız. Sizlerle paylaşıyor olacağız. Şu an nerede? Şu an kırmızı bölgeden hafiften uzaklaştı. Ama tam pivot bölgede. Yani hala 118.525 nereyi ifade ediyor? 118.525 hala satıcılı bölgede olduğunu gösteriyor. Bir türlü alıcılı bölgeye geçemiyor. 525 şu an kaçta? Bakıyoruz. Tam 550-525 gördüğünüz gibi. Bakın. Kırdı. Destek direnç destek direnç destek kırdı direnç 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 kırdı şu an için destek olarak gidiyor ama saat 13.30'dan sonra bir satış gelirse burası kırılmış olacak ve nereye ilk etapta geleceğiz 118.325'e kadar gelecek ve sonrasında bunun altındaki kapanışta büyük ihtimalle gün içinde buraya kadar gelen bir hareket göreceğiz. Kademe kademe nereye gelebileceğimizi görüyoruz. Yani bu bölgede şu an için satıcılı seyrediyor. Satış yapmakta fayda var. Dediğimiz gibi HDTR'de 7150'nin altında olduğu için büyük ihtimalle
6200'de olduğu için, 7150'nin altında olduğu için 2000 puan aşağıya, 4250'ye gelebilir diyecek olursak, 118-325'in altında hareket nereye olacaktır arkadaşlar? Haftalıklarda bahsetmiş olduğumuz 116-550'ye doğru bir geri çekilme görebiliriz. Evet, şimdilik söyleyeceklerimiz bu kadar. Bizi izlemeye devam edin. Bol kazançlar.